Arkadaşlar merhaba. Osmanlıca derslerinin 49.'sü ile birlikteyiz. Bu dersimizde inşallah Allah kısmet ederse Ali Ulvi Bey'in Gel Keyfim Gel adlı fıkra kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen sözü uzatmadan ben dersime başlayayım. Bir latife perdaz. Ölüleri bile güldürür. Hadi bakalım güldürsün bakalım. Ölüleri bile güldürür tabirine masadak olup vefat ederken bile tuhaflıktan vazgeçmeyen latife perdazlardan biri haleti nezinde haremini nezdine celp ederek der ki ne der acaba? Haydi karıcığım, en güzel esbabını giyerek, en latif tezyinatını takınarak, dilferi bir surette süslen de gel. Karısı şaşırır. Kocacığım, bu nasıl lakırdı? Sen böyle esiri firaş iken, arkadaşlar esiri firaş ölmek üzere ya da hastalık anlamında yatağa bağlı demektir. Ben nasıl süslenebilirim? Beni ol kadar mürüvvetsiz, hamiyetsiz mi zan ediyorsun? Böyle bir teklifi mala yutakta bulunma ki bulunmana sebep ne? Adam ne cevap verir? Sebebini söylersem gücenmez misin? Hayır. Niçin gücenecekmişim? Gücenirsin. Gücenmem dedim ha. Söyle. Bakalım sebebi neymiş? Sen öyle süslü süslü yanımda durursan ecel odaya girdiği vakit seni beğenir. Sonra? Hay kalın kafalı hay. Sonrasını anlamadın mı? Anlasam sorar mıyım? Sonrası şu ki ecel beni bırakarak seni alır götürür. Vay! Vay, vay, karıdaki suret, yani kadına aşık olur, seni götürür, diyor. Bir yan kesiciyi de okuyalım ve arkadaşlar bunu da bu şekilde inşallah noktalayalım. Yan kesicinin biri, bir kunduracı dükkanına girerek, İskarpin almak ister. İskarpin arkadaşlar kundura anlamında. Kunduracı merkumun ayağına göre bir çift sıkıp sıkmadığını bir çift iskarpin verir. Yan kesici iskarpinleri giyerek ayaklarını sıkıp sıkmadığını anlamak için dükkan içinde geziniyorken kunduracıyı bil ifal kandırarak ne yapıyor? Kapıdan dışarı firar eder. Zavallı adam arkasından tutun şu hırsızı tutun diye bağırır. Ve yalnız olduğundan dükkanı terk edemeyerek koşan herifi derdest etmesini bir hammala rica eder. Hammal hemen tabanı kaldırıp 40-50 adım ötede hırsızı yakalar. Hırsız hiçbir telaş göstermeksizin bir tavrı bir şu şane ile hammala der ki, zavallı dostum, nafile yere zahmet çektin.
Kunduracının sözüne inandın değil mi? Halbuki bu koşmaklığım bir inat üzerinedir. O adam bana sen ayağındaki iskarpinler ile koşmaya başla, barışla değil arkadaşlar, başla. Ben bu fotinler ile seni tutarım dedi. Ben de tutamayacağını beyan ettim. Nihayet koşmaya başladığımda dediğim gibi yetişemedi de hırs ve hiddeti sebebiyle arkamdan bağırdı. Öfke adama ne hezanlar ne hezeyanlar ettirmez. Hammal hırsızın sözlerine inanır ve fevkalade mahcup olarak merkumun affını istirham ile yakasını salıverir. Bu kısmı da okuyup arkadaşlar inşallah karşı kısma geçmeyelim. Bir malum İranlı da kalalım. Bir saf dil, bir mecliste mahir ressamlar marifetiyle tersim edilen resimlerin insana tesiri küllisi olduğundan bahis ediyorlar idi. Hem bizim olan bir saf dil dedi ki, pek doğru söylüyorsunuz. Geçen gün bir resim levhası beni hüngür hüngür ağlattı. Herkesin nazarı dikkati saf dile münazif olur. Dostum Pifar'ın salonunda büyük bir resim levhası temaşa ediyordum. Meğerse levha iğreti duruyormuş. Sami'in işi anlayarak kahkaha ile gülmeye başlar. Birden bir yerinden fırlayarak ayağımın üzerine düşüvermesin mi? Yine gülüyorsunuz. Hüngür hüngür ağladığıma mı? Yani gülmeyin diyor. Ve burada kalıyoruz arkadaşlar. Gel Keyfim Gel Fıkra kitabının bir malum İranlı yani 51. sayfada kaldık. Allah'a emanet olun.